açıldı. İngiltere'nin yeni başbakanı resmen Rishi Sunak oldu. Son anda, son dakikada Penny Mordaunt'a yarıştan çekildiğini açıkladı. Yeterli desteği sağlayamadığı için dün de akşam saatlerinde İngiltere eski başbakanı Boris Johnson yarıştan çekildiğini duyurmuştu. Ve Muhafazakar Parti'nin yeni lideri ve ülkenin yeni başbakanı Rishi Sunak oldu. Tabi biraz bakacak olursak İngiltere'nin ilk Hint kökenli başbakanı kendisi. Aynı zamanda 42 yaşında, yani 200 yıldan uzun süredir aslında en genç başbakan olma özelliğini taşıyor. Bir önceki liderlik yarışında Liz Truss ile başa baş bir yarış kaydetmişti. Fakat son anda Truss karşısında yarışı kaybeden isim olmuştu. Tabii Johnson döneminde İngiltere Maliye Bakanlığı görevinde bulundu. Öncesinde aynı zamanda parti içerisinde pek çok görev aldı. Finans sektöründen geliyor. Öncesinde hedge fon yöneticiliği ve Goldman Sachs'ta analist olarak görevlerde bulunduğunu söyleyebiliriz. Tabii dikkat çeken bir husus, çok da eleştirilmişti. Serveti Rishi Sunak'ın eşiyle beraber toplam servetinin 730 milyon sterlin seviyesinde olduğu belirtiliyor. Yani İngiltere'nin en zengin 222. kişisi, aynı zamanda avam kamerasında da en fazla servete sahip olan isim. İşçi Partisi tarafından da aslında halkın sorunlarını bu kadar zengin bir kişinin anlayamayacağı yönünde eleştirilere hedef olmuştu. Tabii bakacak olursak yeni dönemde ne bekleniyor Sunak'ın politikalarından? Şimdi gözler 31 Ekim'de orta vadeli mali planda olacak. Oldukça kritik. Mesela şimdiye kadar Sunak aslında bu dönemde, yani son bir ay içerisinde politikalarına ilişkin herhangi bir açıklamada bulunmadı ve bu nedenle merak ediliyor. İngiliz basında bugün bir haber vardı. Financial Times ve Telegraph gazetelerinde yer aldı. 31 Ekim'de hükümetin gelir vergisinde gizli bir artırma gitmeyi planladığı kaydedildi. Hunt'ın, yani İngiltere Maliye Bakanı Jeremy Hunt'ın en az 20 milyar sterlin büyüklüğünde olması beklenen bir vergi artışı planı açıklayacağı ifade ediliyor. Aynı zamanda sermaye kazançlarına yönelik kanunlarda da reform çalışması içerisinde olduğu belirtilen husus. Diğer tarafta hükümetin savunma harcamalarında oldukça iddialı bir planı vardı. Yani Johnson hükümeti döneminde ortaya konmuştu. İngiltere'de savunma harcamalarının 30 yılın en yüksek seviyesine çıkarılması bekleniyordu 2030 yılı itibariyle. Truss bu anlamda biraz daha hedef büyütmüştü. Çünkü 2030 yılı itibariyle İngiltere'de savunma harcamalarının gayri safi yurt içi hasıla içerisindeki payını %3'e çıkarılması hedefi koymuştu. Burada da kaynak haberlere baktığımız zaman aslında bu hedeften Sunak'ın geri adım atmaya niyetinin olduğunu anlıyoruz. Çünkü Sunak'a yakın kaynaklar basına yaptığı açıklamada savunma harcamalarındaki payı artırmaktan ziyade özellikle bu dönemde kemer sıkma politikalarına geri dönülmesi bekleniyor. Hangi alanlarda harcamaları arttırmaya ihtiyaç varsa o alanlara Sunak'ın yöneleceğini ifade ettiler. Son olarak piyasa tepkisine baktığımız zaman dün akşam saatlerinde sterlin dolar karşısında 1.14 seviyesine kadar çıkmıştı. Özellikle Johnson yarıştan çekildiğini duyurmasının ardından, fakat bugün PMI verileri İngiltere'de oldukça kötü geldi. Özellikle imalat PMI'ye baktığımız zaman 29 ayın en düşük değerini aldığını görüyoruz. Geçen hafta perakende satışlarda çok sert bir düşüş yaşandı. Ekonomik güven rekor düşük seviyede. Resesyon kaygıları nedeniyle sterlin dolar karşısında 1.13'ler seviyesine, fakat İngiltere'de 2 yıllık tahvil faizleri 1992'den bu yana en sert düşüşü kaydediyor, açıl sezen.